namazlar da ikiye indirilmez. İkiye indirilse bir tek rekat askıda kalır. Tek rekatta namaz olmadığı için üçü indiremezsiniz. Üçü üç kılacaksınız. Akşam namazının farzı üç kılınır. Vitri vacibin de yine üç kılınır seferiyle. Sünnet namazlara gelince, sünnet olan namazlar. Hani sabah namazının sünneti var, öğle namazının sünnetleri var, ikindi sünneti var. Bu sünnet namazları da alimlerimiz diyorlar ki, yol esnasında zorluk varsa, zahmet varsa, arabayı kaçırma tehlikesi varsa, emniyet yoksa, asayiş yoksa, korku, endişe, zorluk, zahmet varsa sünnetleri de terk edebilirsiniz. Genişlik, rahmet ediyor. Yeriniz dardır, zamanınız azdır, otobüs kalktı mı kalkacak mı? Acaba şöyle mi böyle mi kaçırır mıyım? Böyle telaş içinde sünnet namazları kılınmaz. Bırakırsınız. Rabbül Alemin kolaylık getiriyor. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış seferi Müslümandan. Nedir o? Mesela cuma namazı her Müslüman erkeğe farzdır. Cuma namazı farz. Ama seferi Müslümana farz değil. İster cuma namazı kılar, ister öğle namazı kılar. Niye? Cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Arabası arıza yapardı. Tek başına cuma namazı kılınmaz. Cemaatle kılınması gerekiyor. Araba arıza yaptı. Eyvah yetişemeyeceğim, cemaate koşamam, camiyi bulamam diye merak edecek. Cehenneme gidecekti, azap olacaktı. Bu sıkıntıyı kaldırmak için yolcudan cumayı kaldırmış Allah-u Teala. Rahmete bak. Yetişebilir miyim, yetişemez miyim, benzin var mı, arabaya koşar mıyım, yolda kalır mıyım, şu olur mu, bu olur mu endişeyle, cuma namazına yetişir miyim, yetişemez miyim endişesiyle o Müslümanın yolu, seyahati rezil olacak, azap görecekti. Cenab-ı Hak buna rahmet olsun diye cuma namazının farzını, farz olmasını kaldırmış seferi Müslüman. Yetişirse cuma namazına girer, cuma namazını kılar, tamam, cuma sahihtir. Cuma yetişemezse, isterse cumaya girmezse kendi başına öğle namazı kılar. Şu kolaylığa bak. Sonra ayağımıza giydiğimiz bir mes var. Mes. M-E-S-T. Mes. Deriden ayaklarımıza giydiğimiz bir mes var. Mes ve lastik beraber giydiğimiz. Bu mesin müddeti soğuk zamanlarda, kış mevsimlerinde tabii ya, rahatsız olan Müslüman, romatizması olan bir Müslüman, yazında mesini giyer, kışında mesini giyer. Hani ayağını suya soktuğu zaman romatizması artıyor, rahatsızlık duyuyor. Bu kimse, böyle bir Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, yazında ayağına mes giyer, kışında giyer. Cenab-ı Hak hemen bir genişlik getirmiş seferi Müslüman için. Bir Müslüman evinde, şehrinde, köyünde, kasabasında bulunurken ayağına giydiği mesin üzerine mesih yapmak suretiyle abdest alırken ayağını yıkama zahmetinden kurtulabilir. Ayağınızı yıkamazsınız da mesin üzerine üç parmak suyla çekersiniz. Mes üzerine mes etmek. Bunun müddeti 24 saattir. Abdest alıp da ayağınıza mesli giydikten sonra, abdestliyken meslinizi giydikten sonra, abdestinizi bozduğunuz dakikadan itibaren meslin müddeti başlar, tam 24 saat. Her abdest aldığınızda ayağınızı çıkartmazsınız, üstüne meslidersiniz. Seferi bir Müslüman için Cenab-ı Hak gelişlik tanıyor, ayağına giydiği meslin müddetini 24 saatten 72 saate çıkarıyor. 72 saat ayağından çıkartmasını, ayağını yıkamasın, mesleder. Yollarda su bulamazsın ya, ayağın düşür, hasta olursun hani. Ne kolaylık var, seferi Müslüman. Dini İslam ne kadar mantıklı görüyor musun? Ne kadar akli, insafa, Allah'ın rahmetine dayanamıyor. Ramazan orucunu Müslümanın tercihine bırakmış. Müslümanın tercihine bırakmış. Mesela bu oruç, Ramazan orucu farz biliyorsunuz. Kadına erkeğe farz. Rabbül Alemin bu hususta seferdeki Müslümana bir kolaylık, bir tercih getiriyor. وَاِنْ كُنْتُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِ الْاُخَرِ Bakınız, eğer hasta iseniz yahut seferi iseniz وَاِنْ كُنْتُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Seferde, seyahatta, seferdeki bir Müslüman isterse Ramazan orucunu tutar, isterse o seferde olduğu günlerdeki Ramazan orucunu tutmaz, başka zamanda kaza eder. Tercihine bırakır. Çünkü yollarda, seferilikte, seyahatta zorluk var. Kaldığın yerde her aradığını bulamazsın. Sahura kalkamazsın. İftar saatine gecikirsin. İftariye bulamazsın. Yemek bulamazsın. Ekmek zorluklar var. Cenab-ı Hak bu zorluklar için seferi Müslümandan Ramazan orucunu kaldırmış. O günler isterse oruç tutar, isterse tutmaz. Ramazan'dan sonra
seyahattan sonra tutamadığı günleri kaza eder. Kolaylık. Ama bir zaruret yoksa, bir zahmet yoksa, bir sıkıntı yoksa, seferi olduğu zamanlarda orucunu tutsa iyidir. Tutmasa ne tutmuyorsun diyemezsin. Allah-u Teala ruhsat. Tercih sebebi yapmış. Aynı şekilde bayram namazı, seferi bir Müslüman isterse bayram namazı kılar, isterse kılmaz. Seferidir, seyahattadır. Bir takım zorluklar vardır. Büyük camileri bulamayabilir, gidemeyebilir, gecikebilir. Bayram namazının vakti bellidir, o saate yetişemeyebilir. Cenab-ı Hak bayram namazı kılmak mükellefiyetini de kaldırıyor Müslüman. Seferi Müslümanlar. Ne kolaylıklar var. Bir de kaldırdığı ibadetlerden birisi de kurban. Kurban kesmesi gereken Müslüman seferi ise, seyahatta ise kesmeyebilir. Ama daha evvel seyahata çıkarken kurban bayramı yaklaşıyor diye bunu bildiği için birisini vekil bıraksa iyi olur. Vekalet verse de sen benim namıma kurbanımı al kes diyebilir. Diyelim ki demedi, seyahate çıktı. Seferi bir Müslüman kurban kesmekle Cenab-ı Hak onu mükellef tutmuyor. Ne kolaylık var kardeşim. İslam'ın hakikatleri bilinmesi lazım. Yeryüzünde İslam'dan başka insanı kucaklayan hiçbir din yoktur. Her sahada.